Kim bu Hamas? Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok önemli ve güncel bir konuyu ele alacağız. Hamas. Bu videoyla birlikte Hamas'ın tarihini, ideolojisini, eylemlerini ve uluslararası alandaki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hamas nedir ve nasıl ortaya çıktı? Hamas, Filistin direnişinin en önemli örgütlerinden biri. Adı, İslami Direniş Hareketi'nin Arapça kısaltması. 1987 yılında, 1. İntifada sırasında kuruldu. Kuruluşunun temelinde, İsrail işgaline karşı mücadele ve bağımsız bir Filistin devleti kurma hedefi yatıyor. Hamas'ın kökleri, aslında Müslüman Kardeşler örgütüne dayanıyor. 1970'lerde Gazze'de faaliyet gösteren Şeyh Ahmet Yasin'in liderliğindeki İslami Merkez, Hamas'ın oluşumunda önemli bir rol oynadı. Yasin, daha sonra Hamas'ın manevi lideri olarak tanındı. Hamas'ın kuruluş manifestosu, örgütün temel amaçlarını ve ideolojisini ortaya koyuyor. Bu manifesto, İsrail'in varlığını reddediyor ve Filistin topraklarının tamamının kurtuluşunu hedefliyor. Aynı zamanda, İslami bir devlet kurma idealini de içeriyor. Peki, Hamas nasıl bu kadar güçlendi? Hamas'ın güçlenmesinde birkaç faktör etkili oldu. İlk olarak, Filistin halkı arasında artan hoşnutsuzluk ve İsrail işgaline karşı tepki Hamas'a destek sağladı. Örgüt, sosyal hizmetler sunarak, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyetler yürüterek halk desteğini artırdı. İkinci olarak, Oslo barış sürecinin başarısızlığa uğraması Hamas'ın elini güçlendirdi. Barış görüşmelerinin somut sonuçlar vermemesi, Filistinliler arasında hayal kırıklığı yarattı ve daha radikal çözümlere yönelimi artırdı. Üçüncü faktör, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulması oldu. Bu askeri kanat, İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi yürüttü ve örgütün caydırıcı gücünü artırdı. Hamas'ın ideolojisi ve hedefleri neler? Hamas'ın ideolojisi, İslami temellere dayanıyor. Örgüt, Filistin davasını İslami bir çerçevede ele alıyor ve mücadelesini cihad olarak nitelendiriyor. Hamas'ın nihai hedefi, tarihi Filistin topraklarında İslami bir devlet kurmak. Örgütün manifestosunda Yahudilere ve Hristiyanlara yönelik bazı düşmanca ifadeler yer alıyor. Ancak Hamas liderleri zaman içinde bu söylemleri yumuşatma eğilimi gösterdiler. Örneğin 2017'de yayınlanan yeni bir belgeyle Hamas, 1967 sınırlarında bir Filistin devletini kabul edebileceğini belirtti. Hamas'ın siyasi ve askeri yapılanması nasıl? Hamas, siyasi ve askeri olmak üzere iki ana kanattan oluşuyor. Siyasi kanat, örgütün karar alma mekanizmasını oluşturuyor ve uluslararası ilişkilerini yürütüyor. Askeri kanat olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise silahlı mücadeleden sorumlu. Örgütün en üst karar organı Şura Konseyi. Bu konsey Hamas'ın genel politikalarını belirliyor ve liderlik seçimlerini yapıyor. Hamas'ın şu anki siyasi lideri İsmail Haniye, 2017'de bu göreve seçildi. Hamas'ın askeri stratejileri ve taktikleri neler? Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, yıllar içinde çeşitli taktikler geliştirdi. Başlangıçta intihar saldırılarına ağırlık veren örgüt, zamanla roket saldırılarına ve tünel savaşına yöneldi. Roket saldırıları, Hamas'ın en çok bilinen taktiklerinden biri. Örgüt, İsrail'in güney bölgelerine yönelik olarak basit yapım, Kassam roketlerinden daha gelişmiş Fajr 5 roketlerine kadar çeşitli mühimmat kullanıyor. Bu roketlerin çoğu İran yapımı veya İran teknolojisiyle üretiliyor. Tünel savaşı, Hamas'ın son yıllarda geliştirdiği bir diğer önemli taktik. Gazze'nin altında kilometrelerce uzanan tünel ağı, hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılıyor. Bu tüneller, silah ve malzeme kaçakçılığı için de kullanılıyor. Hamas ayrıca deniz komandoları ve insansız hava araçları gibi yeni yetenekler de geliştirmeye çalışıyor. Ancak İsrail'in teknolojik üstünlüğü ve sıkı ablukası, Hamas'ın bu alanlarda ilerlemesini zorlaştırıyor. Hamas'ın sosyal hizmetleri ve halk desteği, Hamas'ın gücünün önemli bir kaynağı, sunduğu sosyal hizmetler. Örgüt, kuruluşundan bu yana eğitim, sağlık ve yardım faaliyetlerine büyük önem veriyor. Bu hizmetler, özellikle Gazze'deki yoksul kesimler arasında Hamas'a güçlü bir destek sağlıyor. Hamas, Gazze'de çok sayıda okul, hastane ve yardım kuruluşu işletiyor. Bu kurumlar devlet hizmetlerinin yetersiz kaldığı alanlarda önemli bir boşluğu dolduruyor. Örneğin, Hamas'ın işlettiği İslami Üniversitesi,
Gazze'nin en büyük yükseköğretim kurumu. Örgüt, ayrıca yetim ve şehit ailelerine yardım programları, gıda dağıtımı ve iş imkanları da sağlıyor. Bu faaliyetler, Hamas'ın halk nezdindeki meşruiyetini güçlendiriyor ve örgüte sürekli bir insan kaynağı sağlıyor. Ancak Hamas'ın bu sosyal hizmetleri siyasi amaçlarla kullandığı ve yardımları kendi taraftarlarına yönlendirdiği yönünde eleştiriler de mevcut. Hamas ve medya ilişkileri, Hamas, medyayı etkin bir şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Örgüt, kendi medya organları aracılığıyla propaganda faaliyetleri yürütüyor ve uluslararası medyaya erişim sağlamaya çalışıyor. Hamas'ın resmi televizyon kanalı El-Aksa TV, radyo istasyonu El-Aksa Radyosu ve çeşitli internet siteleri bulunuyor. Bu kanallar aracılığıyla örgüt kendi bakış açısını yayıyor ve taraftarlarıyla iletişim kuruyor. Uluslararası medyayla ilişkilerde ise Hamas son yıllarda daha profesyonel bir yaklaşım benimsedi. Örgüt sözcüleri yabancı basına düzenli açıklamalar yapıyor ve Hamas'ın mesajlarını dünyaya iletmeye çalışıyor. Ancak Hamas'ın medya faaliyetleri sık sık sansürle karşılaşıyor. İsrail ve bazı batılı ülkeler Hamas'ın medya organlarını yasaklıyor veya erişimini engelliyor. Hamas ve Filistin'deki diğer gruplar. Hamas'ın Filistin siyasetindeki en büyük rakibi, Mahmut Abbas liderliğindeki El Fetih örgütü. İki grup arasındaki rekabet, Filistin siyasetini derinden etkiliyor. El Fetih daha seküler bir çizgi izliyor ve İsrail'le müzakere yoluyla çözüm arayışını savunuyor. Hamas ise İslami bir çizgide ve silahlı mücadeleyi öne çıkarıyor. Bu ideolojik farklılıklar iki grup arasındaki çatışmanın temelini oluşturuyor. 2007'deki iç çatışmadan bu yana Filistin fiilen ikiye bölünmüş durumda. Hamas Gazze'yi, El Fetih ise Batı Şeria'yı kontrol ediyor. Bu bölünme Filistin davasına büyük zarar veriyor ve ulusal birlik çabalarını zorlaştırıyor. Hamas ayrıca İslami Cihat gibi daha radikal gruplarla da rekabet halinde. Bu gruplar zaman zaman Hamas'ı İsrail'e karşı yeterince sert davranmamakla eleştiriyor. Hamas ve Arap Baharı. 2010 yılında başlayan Arap Baharı süreci Hamas'ı da derinden etkiledi. Başlangıçta İslami hareketlerin yükselişi Hamas'a yeni fırsatlar sundu. Özellikle Mısır'da Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesi Hamas'ı güçlendirdi. Ancak Arap Baharı'nın getirdiği değişimler kısa ömürlü oldu. Mısır'da Abdülfettah el-Sisi'nin darbesi ve Suriye'deki iç savaş Hamas'ı zor durumda bıraktı. Örgüt, en önemli destekçilerinden biri olan Suriye ile ilişkilerini kesmek zorunda kaldı. Bu süreçte Hamas, bölgesel ittifaklarını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Türkiye ve Katar gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirirken, İran'la olan bağlarını güçlendirdi. Hamas ve İsrail-Filistin barış süreci. Hamas, Oslo barış sürecine başından beri karşı çıktı. Örgüt, İsrail'le müzakere yoluyla bir çözüme varılabileceğine inanmıyor ve bu tür girişimleri Filistin davasına ihanet olarak görüyor. Ancak son yıllarda Hamas'ın bu katı tutumunda bazı yumuşamalar gözlendi. 2017'de yayınlanan yeni siyasi belgesinde Hamas, 1967 sınırlarında bir Filistin devletini kabul edebileceğini belirtti. Bu, örgütün İsrail'i dolaylı olarak tanıma yolunda bir adım olarak yorumlandı. Buna rağmen Hamas, İsrail'le doğrudan müzakerelere hala karşı çıkıyor. Örgüt, ancak İsrail işgalinin tamamen sona ermesi ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınması durumunda bir barış anlaşmasını kabul edebileceğini söylüyor. Hamas'ın bu tutumu, İsrail-Filistin barış sürecinde önemli bir engel oluşturuyor. İsrail ve uluslararası toplum, Hamas'ın şiddetten vazgeçmesini ve İsrail'in var olma hakkını tanımasını barış görüşmelerinin ön şartı olarak görüyor. Hamas ve Gazze ablukası. 2007'den beri Gazze, İsrail ve Mısır tarafından uygulanan sıkı bir abluka altında. Bu abluka, Hamas'ın yönetimini ve Gazze halkının yaşamını derinden etkiliyor. Abluka nedeniyle Gazze'ye giren mal ve insan akışı ciddi şekilde kısıtlanıyor. Bu durum, bölgede ağır bir ekonomik krize ve insani dramlar yaşanmasına neden oluyor. İşsizlik oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda ve Gazze'nin altyapısı çökmek üzere. Hamas, bu ablukayı kırmak için çeşitli yöntemler deniyor. Bunlar arasında tüneller inşa etmek, deniz yoluyla ablukayı delmeye çalışmak ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmak yer alıyor. Ablukanın bir diğer sonucu da
Hamas'ın silahlanma çabalarını zorlaştırması. İsrail, ablukayı Hamas'ın silah temin etmesini engellemek için gerekli görüyor. Hamas ve kadın hakları. Hamas'ın kadın hakları konusundaki tutumu sık sık eleştirilere konu oluyor. Örgüt, İslami bir toplum düzeni kurmayı hedeflediği için kadınların rolünü geleneksel İslami anlayışa göre tanımlıyor. Gazze'de Hamas yönetimi altında kadınlara yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Örneğin, kadınların giyim kuşamına müdahale ediliyor, bazı kamusal alanlarda kadın ve erkeklerin bir arada bulunması yasaklanıyor. Ancak Hamas, bu eleştirilere karşı kadınların örgüt içinde ve Gazze yönetiminde aktif rol aldığını savunuyor. Gerçekten de Hamas'ın kadın kolları bulunuyor ve örgüt içinde kadın militanlar da yer alıyor. Yine de uluslararası insan hakları örgütleri, Hamas yönetimi altında kadın haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini raporluyor. Hamas ve gençlik. Gençlik Hamas'ın en önemli insan kaynağını oluşturuyor. Örgüt gençleri kazanmak için çeşitli stratejiler uyguluyor. Hamas üniversitelerde ve okullarda aktif faaliyet gösteriyor. Öğrenci kulüpleri ve gençlik organizasyonları aracılığıyla genç nesle ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca yaz kampları ve spor etkinlikleri düzenleyerek gençleri örgüte çekmeye çalışıyor. Gazze'deki yüksek işsizlik oranı ve gelecek umudu olmayan gençler, Hamas için potansiyel üye kaynağı oluşturuyor. Örgüt, bu gençlere hem ideolojik bir amaç hem de ekonomik imkanlar sunuyor. Ancak son yıllarda Gazze'deki zor yaşam koşulları nedeniyle gençler arasında Hamas'a yönelik eleştiriler de artıyor. Birçok genç, daha iyi bir yaşam umuduyla Gazze'den ayrılmaya çalışıyor. Hamas'ın finansmanı ve dış destekçileri kimler? Hamas'ın finansmanı çeşitli kaynaklardan geliyor. Bunlar arasında bağışlar, vergiler, kaçakçılık gelirleri ve dış destekler yer alıyor. Özellikle İran, Hamas'ın en önemli dış destekçilerinden biri. Suriye ve Katar gibi ülkeler de zaman zaman Hamas'a destek verdiler. Ancak Hamas'ın finansmanı, uluslararası yaptırımlar nedeniyle sürekli baskı altında. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyor ve finansmanını engellemeye çalışıyor. Hamas'ın Filistin siyasetindeki rolü nedir? Hamas, 2006 yılında yapılan Filistin parlamento seçimlerinde büyük bir zafer kazandı. Bu seçim sonucu Filistin siyasetinde büyük bir değişime yol açtı. Ancak Hamas'ın zaferi uluslararası toplum tarafından genel olarak kabul görmedi. 2007 yılında Hamas ve El-Fetih arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Filistin fiilen ikiye bölündü. Hamas Gazze şeridinin kontrolünü ele geçirirken, Batı Şeria'da Mahmut Abbas liderliğindeki El-Fetih yönetimi hakim oldu. Bu bölünme, Filistin siyasetinde derin izler bıraktı ve ulusal birlik çabalarını zorlaştırdı. Hamas ve El-Fetih arasında zaman zaman uzlaşma girişimleri olsa da kalıcı bir çözüme henüz ulaşılamadı. Hamas'ın İsrail'le ilişkileri nasıl? Hamas'ın İsrail'le ilişkileri, kuruluşundan bu yana sürekli çatışma halinde. Örgüt, İsrail'in varlığını tanımıyor ve silahlı mücadeleyi meşru bir yöntem olarak görüyor. Hamas, İsrail'e karşı roket saldırıları, intihar bombalamalar ve diğer silahlı eylemler düzenledi. Bu eylemler, çoğu zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik sert askeri operasyonlarıyla sonuçlandı. 2008, 2012 ve 2014 yıllarında Gazze'de yaşanan büyük çatışmalar, Hamas ve İsrail arasındaki gerilimin en üst noktaya ulaştığı dönemler oldu. Bu çatışmalarda binlerce sivil hayatını kaybetti ve Gazze'de büyük yıkımlar yaşandı. Son yıllarda Hamas ve İsrail arasında doğrudan olmasa da Mısır aracılığıyla dolaylı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler genellikle ateşkes anlaşmaları ve esir takasları üzerine odaklandı. Hamas'ın uluslararası ilişkileri nasıl? Hamas'ın uluslararası alanda tanınması oldukça tartışmalı bir konu. ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve bazı Arap ülkeleri Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyor. Bu durum, örgütün uluslararası ilişkilerini ve diplomatik faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlıyor. Öte yandan, İran, Türkiye, Katar gibi ülkeler Hamas'la ilişkilerini sürdürüyor. Rusya ve Çin gibi ülkeler de zaman zaman Hamas temsilcileriyle görüşmeler yapıyor. Hamas, uluslararası alanda meşruiyet kazanma çabası içinde. Örgüt, son yıllarda daha ılımlı bir söylem benimseyerek ve diplomatik kanalları kullanarak bu amacına ulaşmaya çalışıyor. Hamas ve uluslararası insani yardım. Gazze'ye uluslararası insani yardımların ulaştırılması, Hamas'ın kontrolü nedeniyle karmaşık bir konu. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş,
yardımların Hamas'ın eline geçmemesi için çaba gösteriyor. BM'nin Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, bölgedeki en önemli insani yardım kaynağı. Ancak UNRWA da zaman zaman Hamas'la işbirliği yapmakla suçlanıyor. Hamas, uluslararası yardımların dağıtımında söz sahibi olmaya çalışıyor. Bu durum, yardım kuruluşlarıyla Hamas arasında sık sık gerilimlere neden oluyor. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, insani yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu durum, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor ve Hamas'ın eleştirilerine zemin hazırlıyor. Hamas ve İsrail'in güvenlik politikaları. Hamas'ın varlığı ve eylemleri, İsrail'in güvenlik politikalarını doğrudan etkiliyor. İsrail, Hamas'ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor ve buna göre stratejiler geliştiriyor. İsrail'in demir kubbe, hava savunma sistemi, büyük ölçüde Hamas'ın roket saldırılarına karşı geliştirildi. Ayrıca İsrail, Hamas'ın tünel ağını tespit etmek ve yok etmek için özel teknolojiler geliştirdi. Hamas'ın varlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik sık sık askeri operasyonlar düzenlemesine de gerekçe oluşturuyor. Bu operasyonlar, uluslararası toplumda İsrail'e yönelik eleştirilere neden olsa da, İsrail bunları ulusal güvenliği için gerekli görüyor. Sonuç olarak, Hamas'ın varlığı ve faaliyetleri, İsrail-Filistin çatışmasının en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Örgütün geleceği sadece Filistin'in değil, tüm Orta Doğu'nun geleceğini etkileme potansiyeline sahip. Sevgili izleyiciler, bu kapsamlı analizle Hamas'ı her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım bu video, bu karmaşık konuyu anlamanıza yardımcı olmuştur. Her zamanki gibi, sizleri de konu hakkında daha fazla araştırma yapmaya ve farklı bakış açılarını incelemeye Hamas'ın uluslararası hukuk karşısındaki durumu. Hamas'ın uluslararası hukuk açısından konumu oldukça tartışmalı. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımlıyor. Bu tanımlama, örgütün sivillere yönelik saldırıları ve İsrail'in varlığını reddetmesi gibi faktörlere dayanıyor. Ancak bazı hukukçular ve akademisyenler, Hamas'ın bir direniş hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu görüşe göre, Filistin halkının işgal altındaki topraklarını savunma hakkı, uluslararası hukuk tarafından tanınıyor. Hamas'ın eylemleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında da değerlendiriliyor. Özellikle sivillere yönelik roket saldırıları, bu bağlamda sık sık eleştiriliyor. Ancak Hamas, bu suçlamaları reddediyor ve eylemlerini meşru direniş olarak nitelendiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, UTM, 2021 yılında Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, hem İsrail'in hem de Hamas'ın eylemlerini kapsıyor. UTM'nin kararı, Hamas'ın uluslararası hukuk karşısındaki konumunu netleştirme potansiyeline sahip. Hamas ve Gazze'nin ekonomisi. Hamas'ın Gazze'deki yönetimi, bölgenin ekonomisini derinden etkiliyor. Abluka nedeniyle dış ticaret imkanları çok kısıtlı olan Gazze, büyük ölçüde dış yardımlara ve kaçakçılığa bağımlı bir ekonomiye sahip. Hamas, Gazze'de bir tür tünel ekonomisi yarattı. İsrail ve Mısır sınırlarının altında kazılan tüneller, hem silah hem de günlük tüketim mallarının kaçakçılığında kullanılıyor. Bu durum, bir yandan ekonomiyi ayakta tutarken, diğer yandan yasa dışı faaliyetlerin artmasına neden oluyor. Örgüt ayrıca, Gazze'de çeşitli vergiler toplayarak gelir elde ediyor. Ancak bu vergilendirme sistemi, zaten zor durumda olan Gazze halkı üzerinde ek bir yük oluşturuyor. Hamas'ın ekonomi politikaları, uluslararası yatırımcıları ve yardım kuruluşlarını da uzak tutuyor. Bu durum, Gazze'nin ekonomik kalkınmasını daha da zorlaştırıyor. Hamas ve eğitim sistemi. Hamas, eğitimi ideolojisini yaymak ve gelecek nesilleri şekillendirmek için önemli bir araç olarak görüyor. Gazze'deki eğitim sistemi, Hamas'ın kontrolü altında İslami bir çizgide yürütülüyor. Okul müfredatları, Hamas'ın ideolojisini yansıtacak şekilde düzenleniyor. İsrail ve Yahudilere yönelik olumsuz ifadeler, ders kitaplarında yer alıyor. Bu durum, uluslararası toplumdan sık sık eleştiri alıyor. Öte yandan, Hamas'ın eğitime verdiği önem, Gazze'de okuryazarlık oranının yüksek olmasını sağlıyor. Ancak, abluka nedeniyle eğitim kalitesi düşük ve öğrencilerin uluslararası eğitim fırsatlarına erişimi kısıtlı. Hamas ve medya özgürlüğü. Gazze'de medya özgürlüğü konusu, Hamas yönetimi altında ciddi sorunlar yaşıyor. Örgüt,
medya üzerinde sıkı bir kontrol uyguluyor ve muhalif seslere karşı baskı politikaları izliyor. Gazeteciler, Hamas'ı eleştiren haberler yaptıklarında gözaltına alınma veya hapse atılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Gazze'de özgür ve bağımsız bir medyanın gelişmesini engelliyor. Uluslararası basın kuruluşları da Gazze'de çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hamas, yabancı gazetecilerin faaliyetlerini sıkı bir şekilde denetliyor ve zaman zaman sınır dışı etme tehdidinde bulunuyor. Hamas ve Filistin diasporası. Filistin diasporası, Hamas için önemli bir destek kaynağı. Örgüt, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Filistinliler arasında sempati topluyor ve finansal destek alıyor. Hamas, diaspora Filistinlileri arasında propaganda faaliyetleri yürütüyor ve Filistin davasına destek toplamaya çalışıyor. Bu faaliyetler sosyal medya ve internet üzerinden de yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ancak Hamas'ın diaspora ile ilişkileri her zaman sorunsuz değil. Özellikle Batı ülkelerinde yaşayan ve daha seküler bir yaşam tarzı benimseyen Filistinliler arasında Hamas'ın radikal İslami çizgisine karşı eleştiriler de mevcut. Hamas'ın Gazze'deki yönetimi nasıl? Hamas, 2007'den beri Gazze şeridini yönetiyor. Bu süre zarfında İslami kurallara dayalı bir yönetim anlayışı benimsedi. Gazze'de şeriat hukuku uygulanıyor ve sosyal hayat İslami kurallara göre düzenleniyor. Hamas yönetimi altında Gazze, sürekli bir abluka ve ekonomik kriz içinde. İsrail ve Mısır'ın uyguladığı abluka, Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını büyük ölçüde kesiyor. Bu durum, bölgede yüksek işsizlik, yoksulluk ve altyapı sorunlarına neden oluyor. Öte yandan, Hamas'ın Gazze'deki yönetimi insan hakları açısından da eleştiriliyor. Muhalif seslere yönelik baskılar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kadın haklarına yönelik ihlaller, sıkça dile getirilen eleştiriler arasında. Hamas'ın geleceği ne olacak? Hamas'ın geleceği, Filistin-İsrail çatışmasının geleceğiyle doğrudan bağlantılı. Örgütün izleyeceği politikalar ve uluslararası toplumun tutumu, Hamas'ın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler. Hamas'ın önünde birkaç seçenek var. İlk olarak, mevcut çizgisini sürdürerek İsrail'e karşı silahlı mücadeleye devam edebilir. Ancak bu seçenek, Gazze'deki insani krizi derinleştirme ve uluslararası izolasyonu artırma riski taşıyor. İkinci seçenek, daha ılımlı bir çizgiye kayarak uluslararası toplumla uzlaşma yolları aramak. Bu seçenek, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve şiddetten vazgeçmesi anlamına gelebilir. Ancak bu durum, örgütün radikal kanadının tepkisini çekebilir ve iç bölünmelere yol açabilir. Üçüncü seçenek ise, Filistin ulusal birliğine katkıda bulunmak ve el fetihiyle uzlaşmaya varmak. Bu seçenek, Filistin davasına güç katabilir. Ancak Hamas'ın bazı tavizler vermesini gerektirebilir. Hamas'ın geleceği, aynı zamanda bölgesel ve küresel güç dengelerindeki değişimlerden de etkilenecek. Örneğin, İran'ın bölgedeki rolü, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme süreci ve ABD'nin Orta Doğu politikaları, Hamas'ın hareket alanını etkileyebilecek faktörler arasında. Sonuç olarak, Hamas kompleks ve tartışmalı bir örgüt. Filistin direnişinin önemli bir aktörü olarak görülürken, aynı zamanda terör faaliyetleriyle de anılıyor. Örgütün geleceği, Orta Doğu'daki barış sürecini ve bölgesel dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Hamas'ın tarihini, ideolojisini ve faaliyetlerini anlamak, Filistin-İsrail çatışmasının karmaşık doğasını kavramak açısından çok önemli. Bu örgütün gelecekteki adımları sadece Filistin ve İsrail'i değil, tüm Orta Doğu'yu etkileyebilecek nitelikte. Sevgili izleyiciler, umarım bu video Hamas hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmuştur. Bu karmaşık konuyu olabildiğince tarafsız ve objektif bir şekilde ele almaya çalıştım. Ancak her zaman olduğu gibi, sizleri de konu hakkında daha fazla araştırma yapmaya ve farklı kaynakları incelemeye davet ediyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda Orta Doğu'nun bir başka önemli konusunu ele alacağız. O zamana kadar hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.